Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki videomuzda ilk satırı tamamlamış idik. Şimdi devam edelim. Validu <laughs> Halidin, Halidin babası nedir? Fellahun bir çiftçidir. Ve de o yani babası, çiftçi olan babası var ya. <laughs> Zera'a yezra'u. Ekiyor, eker ne? Et Domates vel hıyara ve salatalık ekiyor imiş. Ne gibi? Kema o şey gibi ki yezra'u ektiği gibi. Yani şunu şunu ektiği gibi bunu bunu da ekmektedir. Kema yezra'u ektiği gibi. Hüve o babası. El gamha. Gamh. Buğday demek. Ve zürate ve mısır. Mısır ve buğday ektiği gibi salatalık ve domates de ekiyor. Tabi buğday ve mısır ve başka daha ne? Vel kut ne? Kut nun pamuk demektir. Vel kut ne? Ve pamuk da. Pamuk, mısır ve buğday ektiği gibi salatalık ve domates de ekiyor imiş. Ve o yani Halid'in babası. Yorabbi yetiştiriyor, büyütüyor, besliyor. El hayvanati. Hayvanlar. Hayvanlar da besliyor. El elifete. Nasıl hayvan? Elifete. Evcil. Elif evcil demek. Evcil hayvanlar besliyor. Ne gibi evcil hayvanlar? Kesevri, sevr gibi. Sevr öküz manasına gelmekte. Öküz gibi. Vel cemeli ve deve gibi. Vel hisani ve at gibi. Hisan at. Ve hadihil hayvanatu. İşte bu hayvanlar. Tusaidu yardım eder. Yardım ediyor. Yardımcı oluyor. Valide Halidin. Halidin babasına. Hangi hususta Halidin babasına yardım ediyor? Yemek yapma hususunda mı? Yok bilgisi yok. Fi onun işinde, kendi işinde. Ve ta'melu ve çalışıyor bu hayvanlar. Ma'hu Ma kendisiyle birlikte bir neşadin. Neşat gayret demek. Gayretle beraber onunla birlikte çalışıyorlar. Halidun Halid yuhibbu sever qariyatuhu kendi köyünü ve yusaidu ve yardım ediyor validehu kendi babasına fi amelihi işi noktasında işi hususunda. Şimdi validu Halidin burada geçen valid kelimesi mübtedadır merfu raf alameti zamme aynı zamanda muzaftır Halid onun muzaf Fellah ise valid lafzının haberi olmaktadır. Validu Halidin. Halidin babası e Fellahun bir çiftçidir. Fellah kelimesi kökünden kökündendir. Fe'ale yef'alu vezninde. Yani üçüncü bab diyoruz. Fe'leha yef'lehu. Fe'leha sürdü demek. Yani bir tarlayı sürmek manasında. Tarlayı sürdü. Yef'lehu tarlayı sürer. Fellah, tarlayı çokça süren kişi manasındadır. İşin özünde tarlayı kişi o kadar çok sürmüş ki artık ona bu fellah isim olarak takılmış. Yani bevvab, bab kerimesinden bevvab, kapıcı bir meslek adı olarak kullanılıyor. Bu da aynı şekilde fellah bir meslek adı olarak kullanılıyor. Bu kalıp mübalagalı ismi faildir. Nesarun, kettabun gibi, varrab gibi. Nassar'ın kalıbında ismi faildir felehafeleh kökünden kalıbını belirtmiş olduk. Peki walidu halidin, halidin babası derken burada izafet ne tür bir izafet var? Buradaki izafet ne tür bir izafettir? Daha önce geçmişti, şimdi anlatacağım izafet. Şurada geçmişti. Qaryatu halidin. Burada izafetin hangi çeşidi dedi isek, burada da aynı çeşidi söz konusudur manevi izafet söz konusudur. Çünkü burada muzaf olan kelime vasıf bir isim değildir. Vasıf isim değildir. Yani ismi fail, ismi fı, sıfatı müşebbeh, ismi saf değil, mübalağalı ismi fail gibi bir kelime değildir. Buradaki izafet lam manasındadır yine. Validu Halidin yani Halide ait olan baba. Halidin babası. Dolayısıyla şöyle takdir edebilirsin. Validu Halidin diyor ya. Onu sen e, lam ekleyebilirsin. Validu li Halidin. Validu li. Validu li Halidin demektir. Valid muzaf li Halid. Tabi lam yok. Normaldir. Yok yani. Görüldüğünüz üzere sadece manaca var. Onu söylemek istiyorum. Lam manasında bir izafet var demek istiyorum. Lam manasında izafet var demek aitlik ifade eden bir izafet var demektir. Peki burayı anlattığımı düşünüyorum. Ve o hangi o? Şimdi ya şimdi hüve nasıl bir zamir? Müfrettir, müzekkerdir, gayiptir. O oh, müfret yani. Hangi o? Sağ tarafa baktığında ya Halit kelimesine racidir ya Valide racidir. O Halit yezrav ekiyor. Halit ekmiyormuş ki babasının çiftçi olduğundan bahsediliyor. Ve bakıyorsun burada bir şeyler ekmekten bahsedilmiş. Bir çiftçi işe anlatılmakta. Dolayısıyla hüve zamirini valide yani babaya raci kılmak uygun olacaktır. Ve hüve o, hangi o? Yani Halid'in babası olan kişi var ya, işte o. Zera'a yezra'u, üçüncü baptan muzari fiil değil mi? Fa'ele yefa'lu kalıbında. La mevfilinde boğaz harflerinden ayn var, bunları görüyorsunuz. Yezra'u, muzari mevfu, alameti zamme ayn'daki zamme e Niye merfu? Çünkü kendisine nasip edecek, cezmedecek bir şey yok. Dolayısıyla başında amili mani var, onu raf etmiştir yezra'u fiildir. Fe kullu fiilin yerfa'u ve yansibu. Her fiil raf eder, nasb eder. Avamil adlı kitapta geçer. O zaman bunun raf ettiği bir kelime olmalı. Nasb ettiği bir kelime olmalı. Tabi her fiil raf eder, nasb eder. Bunun ayrıntıları var yani. Her fiil nasb etmeyebilir de. Değil mi? Fiil lazım fiildir. Nasb etmez. Ayrıntıları var bu işin. Şimdi avamil seviyesinde bir bilgi bu. Avamil adlı kitabı ve daha pek çoğunu video olarak çektik biliyorsunuz. Hazır hepsi. Şimdi yazran fiil faili nerede? Faili hüve. Hangi hüve? Sağ taraftaki hüve mi? Fail fiilin sağ tarafında yer alamaz. Dolayısıyla yazran fiilinin faili nerededir? Tahtında müstetir derler. Taht altı demek. Yani bir şeyin altı, beş altı rakam değil, masanın altı gibi. Yani yazra'u tahtında müstetir hüve zamiri failidir. Hemen altında gizli olarak bulunan hüve yazra'unun failidir. Buradaki hüve olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü fiilin sağ tarafında failin bulunması caiz değil, mümkün değil. Öyleyse yazra'u ekiyor. Kim ekiyor? Hüve o babası yani ne ekiyor? Et tamatime mefuldür. Mefur olduğu için mensup. Domates ekiyor. Ve daha ne ekiyormuş? Ekiyor, dikiyor. El salatalık. Tamatim kelimesinin sonuncu harfi fethadır. Fetha ile bitmektedir. Gerekçesi tamatim mefuldür. Vav atı harfi. Dolayısıyla sağ taraftaki irabu sola aktaracaktır. Sağ tarafta mensupluk söz konusu. O zaman sol tarafta da mensupluk olacak. Vav sağdaki irabu sola aktarmakla görevli. Vav'ın sağındakine matufun aleyh. Kendisi üzerine atfedilen, kendisi üzerine irabı bağlanılan demek. Sol taraftaki burada hıyar kelimesidir. Matuftur. Yani kendisi bağlanılandır. Yani adeta bu bir ne diyelim? E, i̇nektir. Tamatım ise ağaçtır. hıyar ne yapıyorsun? Hıyar kelimesini gidip ağaca bağlıyorsun gibi düşün. Tamatım asıl hıyar ise ona tabi olan kelimedir. Biri matufun aleyh biri matuftur. Sağdaki matufun arayi, soldaki matuf. Atfedilmiş, bağlanmış demek. Nesini bağladık? İrabını. Çünkü burada da öyleydi. İrabın bağlanması demek, sağdaki fetha aldıysa soldaki de fetha almalıdır demek değildir. Sağdaki mensupsa, soldaki de mensup olması gerekir demektir. Sağdaki merfu ise soldaki de merfu olacak. Sağdaki mecrursa soldaki de mecrur olacak demektir. Harekeler tutmayabilir. Çünkü kelimelerin raf halleri, nas halleri, cerh halleri kelimenin türüne göre değişkendir. Bu arada hüve nedir? Müptedadır. Hüve zamirine müpteda. Müptedalar hangi gruptandır? Mamulü merfudan, merfuattandır. Peki hüve merfu mudur? Evet. Nasıl merfu? Hü ve diyorsun. Bak sonuncu artı fetha var. İlk harfte zanlı var. Ona dayanarak mı diyorsun? İlgisi yok. Hüve nedir? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Dolayısıyla hüve lafzının e, merfu olması demek sen onda görüntülü böyle görebildiğin bir şey yok, bir alamet yok. Mahallen var. Mahallen yani mıntıka olarak, konum olarak çünkü öge olarak ne bu? Müpteda. Ne kadar müpteda varsa merfudur. Ama sen bu merfulu yazıda görebil ama göreme. Gör veya görme fark etmez merfudur diyeceksin. Müptedadır. Niye mahallen merfu? Neden mahallen irap alıyor? Mebni olduğu için mahallen alması gerekir. Mahallen mensup olsaydı niye? Mahallen merfu. Çünkü müptedadır. Peki haberi nedir? Haberi yezra'u artı hüve şeklinde diyebilirsin. Bu birinci görüş tamam mı? Birinci görüş der ki fiil artı fail eşittir. Fiil cümlesi olarak haber olur. Tekrar edelim. Birinci görüşe göre fiil cümlesi haber olacaksa, haber fiil cümlesi ise fiil artı failden oluşur. Fiil artı fail olan yere ne dersin haber dersin. İkinci görüşe göre fiil fail değil. Fiil fail artı mef'ul. Yani yezra'u artı hüve artı ettamatim. Hep beraber topluca haberdir. Yani haber yezra'u artı hüve mi yoksa yezra'u artı hüve artı ettamatim mi buna dair ihtilaf vardır. İster birinci görüş ister ikinci görüşü şey al fark etmez. Her ikisini savunan dil bilginleri de mevcut. Sonuç olarak burası haberdir. Hüve ise müptedadır. Hüvenin irabı mahalle çünkü zamir zamirler mevni. Peki yezra'u artı hüve veya yezra artı hüve artı et de fark etmez. Fiil cümlesi olarak haberdir. Cümle olarak haberdir. Peki irabı nedir? İrabı mahallen merfudur. Niye mahallen diyorsun? Çünkü cümleler irab alacaksa mahallen alır. Niye alacaksa dedin almayabilir mi? Her cümle irab almaz. İraptan mahalli olan cümleler var. İraptan mahalli olmayan cümleler var. Farklı farklıdır. Bunlar mesela Kavaidur İrab adlı kitapta geçer. Peki mahallen merfudur dedim. Ama dikkat et. Yezra'u için demiyorum mahallen merfu. Yezra'u zaten merfu. Yezra'unun merfu oldu. Aşikar. Lafzan merfu. Aynında zamme var. Hüve zamir var. Hüve mahallen irap alır. Et tamatim de mahallen almaz. Lafzan alır. Fethayı almış. Ama bunlar bir bütün olarak baktığında mahallen merfudur, haberdir. Burada haber fiil cümlesi olarak gelmiş. El-hiyar kelimesi meful değil tabii ki, matuftur. Niye öyle dedim? Şimdi kimileri bu da mı mefule dahil yok değil. Kema o şey gibi ki, bunlar ekiyor o şey ektiği gibi ki, kef harfi cer. Ma onun mecruru. Ma mecrurdur. An, yani cer alameti nerede? Cer alameti yok ki. Ma nedir? mecurdur da cer alameti nerede göremezsin. Niye? Mebni çünkü. Harfler mebnidir. Mebniler mahallen iraf alır. Öyleyse mahallen mecrurdur. Zera'e yezra'u tekrardan geldi. Yezra'u muzari mefura alameti zamme. Başındaki ya muzara harfidir değil mi? Bu kelimenin muzari olduğuna kanıt, işaret. Yezra'u ekiyor ki fail nerede? Bakıyorum peşine fail gelecek, fail sayılacak bir kelime yok. O zaman gizli zamir hüve yine. Nasıl burada u da gizlenmiş hüve failli, burada da Yezra'u'da gizli bir hüve var, o faildir. El gamha mefuldür. Ve matufun aleyhtir. El zurra onun üzerine atfedilmiş matuftur. Kutun da aynı şekilde matuftur. Ve hüve o, hangi o? Halid'in babası yani. Yurabbi, Rabbeye yurabbi yuh. Burada ne var? Takdir ilap var. Hüve bora da müpteda onu söyleyelim. Buradaki hüve için ne anlattıysam buradaki hüve için de aynısı geçerli. Müpteda, mahalle merfu, mevni, zamir. Bunlara münfasıl merfu zamir diyoruz. Münfasıldır, bitişik değildir çünkü. Merfudur çünkü merfuattan bir öge olur. Peki yurabbi kelimesini az çok inceleyelim. Kelimenin aslına bakıyoruz. Aslı rabb raba yerbu ne demek büyümek demek tefil babını aktardın rabba yorbi oldu büyütmek oldu bu defa mana manadaki değişikliği fark ediyorsunuz büyümek raba yerbu suresi mücerret tefil babı rabba yorbi yaptığın zaman büyütmek oldu hani ali büyüdü diyebilirsin veya Ali'yi büyütü kim işte annesi şeklinde değişebilir. Büyüdü, büyüt büyü, e, büyüdü veya büyümek, büyütmek. Tefil bağlamında mana değişir. Peki bunun süresi mücerredindeki ilaline değinmeye çalışalım. Kenen aslı neymiş? Ra, be ve ra be ve Vav harfi illet mutaharrik makabli meftuh vavı elife çevirdin şöyle yazıldı. Raba. Vav harfi illet mutaharrik ne demek? Vav harfi illet harfidir zaten. İllet harfleri vav ya elif. Mutaharrik yani harekeli evet harekeye sahip. Makabli makabil ne demek? Bir önceki harf demek. Sağ tarafındaki harf demek. Makabli meftuh dedim. Yani sağındaki harf fethalı demek istedim. Evet. Vav harfi harekeli olarak bulunuyorsa sağ tarafındaki harf de fethalı ise vav elife çevrilir demek istedim. Tekrar edelim. Vav harfi harekeli ise sağındaki harf de fethalı ise vav elife çevrilir. Çevrildi. Rabav. oldu. Ama kitapta nesi geçiyor bunun? Tefil babı geçiyor. Yani sürelsin mücerredi değil. Dolayısıyla neredeydik biz? Şuradaydık. Rabbeye yurabbiyü. Peki ne oldu da bu hal aldı kelime? Burada dikkat çeken bir şey var. Şimdi bunu net bir şekilde yazayım. Dikkat kestirirseniz anlayabilirsiniz. Dikkat kestirmezseniz anlamayabilirsiniz. Sülasi mücerridi. Ya çok kalın yazdık şimdi. Sülasi mücerridi neydi? Ra, B, V kelimenin nasıl? Ra, B, V sülasi mücerret. Tefil babına aktar. Nasıl aktarırsın? Anil fiilini şeddeleyerek. Ra, B, V oldu değil mi? Ra, B, V Muzaharesi gelir o zaman? Muzare nasıl yapacaksın? Başta muzahara tarifi getirerek. Yu, Ra, B, olur değil mi? Yu, bi B, bu anlattığım, şu an anlattığım şey kim arkadaşlara ağır, zor, anlaşılmaz gelebilir. Maksutu okuyan veya maksutun üzerine bir izi okuyan için normal şeylerdir. O yüzden dedim anlayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz. Herkesin seviyesi bir değil. Maksut okuyanların anlayabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabi maksut okumadıysanız okuyabilirsiniz ayrı mesele. Şimdi Rabbe ve vu Ne bu? Muzari fiil. İyi de burada yurabbihu geçmiyor ki. Yurabbi geçiyor. Yani kelimenin sonuncu harfi burada ne? Dikkat et. Ya harfi. İyi de burada ya harfi değil. Burada vav harfi. Yurabbihu da ne oldu da yurabbi haline aldı? Bak soru bu. Cevap. Cevap da şu. Cevabı kaydeyi göstererek vermeye çalışayım. Şimdi burada 4 numaralı maddeyi okuyoruz. Bakın ne diyor. Vav harekeli olup kelimenin sonunda bulunursa makabli yani bir sağındaki harf meksur olursa ne olur? Vav ya'ya ya çevrilir. İşte kelime aslında ga bi, ve idi. Vav harfi. Vav harfi kelimenin sonunda harekeli. Bir sağına baktığında kesreli harf var. Vav'u ya'ya çevirirsin. İşte bu kural maksutla geçen bu kural burada birebir uygulanmıştır. Dolayısıyla Rabbe ve yurabbivu Tekrardan yazalım. Rabbe ve Tefil babından mazisi Rabbe ve muzarisi Yurabbi vu olarak geliyor. Standartta böyle geliyor. Yurabbi vu. Vav harfi harekeli ve kelimenin sonunda makabli yani bir sandıkar, harf değil mi? Bağda kesre var. E ne yapalım? Vav'ı ya'ya çevirelim. Çevirip tekrar yazdığında yurabbiyu sonucunu elde edersin. Bu çıkar. Yurabbiyu. Tamam yurabbiyu çıkar da yazıya baktım da yurabbiyu yazmıyor ki. Yurabbi yazıyor. Ya'nın harekesi yok. Sen şimdi harekeli yazdın. Onda da bir işlem daha var. O da nedir? Ya harfi kelimenin sonunda zammeli olarak bulunmuş. Sağındaki harfi kesreli bulunmuş. Kesreden zammeye çıkmak dile ağır geleceğinde ne yapmışlar? Ya'nın harekesini silmişler. Yazıda yok yani. Buna ne deniyor? Takdiri irat deniyor şimdi bak. Bunun adı takdiri irat. Yani ya harfinde ne var? Harekenin gizlenmesi söz konusu. Burada olduğu halde. Burada olduğu gibi bu kesteden zamme çıkışın dile ağır gelişi bunlar maksud, izzi ve özellikle merahta. Merahta da çok daha geniş anlatılmıştır. Merah derslerimiz mevcut. Yorabbi üzerinde durduğum şekilde. Yorabbi nedir? Fiildir. Fiile fail lazım. Faili ne olur? Faili yine gizli zamir hüve olacaktır. Gizli zamir hüve onun faili. Rabbi büyütüyor, besliyor, bakıyor. Hüve o babası. Burada hüve var zaten. O hüve müpteda. Bize ne lazım? Fail lazım. Fail fiilin sağında olamaz dedik. Birkaç defa dedik bunu. Dolayısıyla Yurabbi'nin faili sağındaki hüve değildir. Kendisinde gizli olarak bulunan hüvedir. Hüve buradaki hüve müpteda. Yurabbi'ndeki gizli hüve fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Hüvenin haberi. Veya hüvenin haberi nedir? Yurabbi artı hüve artı el hayvanat. Daha önce geçti değil mi? Şurada geçti. Ne demiştik? İhtilaf var. Birinci görüşe göre fiil artı failden haber olur. İkinci görüşe göre fiil fail artı meful üçü toplamından haber olur demiştik. Aynı şey burada tekrardan karşımıza çıktı. Zaten bu kurallar sürekli kendisini tekrarlar. Yani kural demeyelim de kurala örneklik eden cümleler, kelimeler sürekli böyle kendini tekrar eder. Bundan ötürü bu şekildeki bir videoyu 10 defa 20 defa izlesen bu tarz videoları 11. bilemedin 20. 30. defa izlemene gerek kalmaz artık anlamışsındır. Birebir sen de icra edersin. Çünkü aynı şeyler tekrar ediyor. Ama bir temel olması lazım. Yurabi üzerine yeterince durduğumu düşünüyorum. Hüve müpteda dedik. Yurabi artı ve e, birlikte haber cümlesi veya yurabbi artı hüve artı el hayvanat hep beraber haber cümlesi dedik. Bununla birlikte el hayvanat kelimesi mef'ul. Neyin mef'ulü? Yurabbi fiidinin. Nasıl mef'ul? Mef'uller mensup olmaz mı? El, el hayavana zaten mensuptur. Nasıl mensup? Kesre ile. Bu kelime cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimlere nasıl alameti? Kesredir. Hiçbir zaman için fetha almazlar. Bu bu şekilde mensuptur. El elife. Elife onun sıfatı. El hayvanat kelimesinin sıfatıdır. Şimdi burada geçen el hayvanat demek hem meful hem de mevsuftur. El hayvanat kelimesi cemi mükeser demeyelim de cemi gayra akıldır. Cemi gayra akıldır. Yani akılsız bir cemidir. Hayvanlarda zeka yoktur. Dolayısıyla müfret ve müennes hükmündedir. Bundan dolayı onun sıfatı müfret ve müennes gelmelidir. Müfret müennes bu yüzden gelmiş. Bununla birlikte yani şunu diyorum. Bu cemi, bu müfret neden sıfat mevsuf arasında sayısal uyum yok sorusunun cevabını söylemiş oldum. Çünkü mevsuf gayri akıl bir cemidir. O zaman sıfatı müfret müennes gelir. El hayvanat kelimesi ile biterken el elife kelimesi fethayla bitmiş. Bunlar nasıl sıfat mensup? Biri mecrur, biri mensup gibi düşünme. Her ikisi de ne bunların? Mensuptur. Her ikisi de mensup. El hayvanat kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimlerin nasb alameti kesre. El elife kelimesi müfret bir isimdir. Müfret isimlerin de nasb alameti fetha. Sonuç olarak ikisi de nedir? Nasb halindedir. İkisi de mensuptur. İrab tutmuştur. Harekenin tutması gerekmez. İrabın tutması gerekir. Ne gibi? Kes sevrike farfi cer. Es sevir onun mecruru. Vel cemeli vav atı farfi. Kef harfi cerri etkisini vav atı farfi sayesinde göstermeye devam ediyor. El cemeli ve el hisani atı farfi var çünkü. Ve hadihil hayvanatu işte bu hayvanlar Şimdi hadihi ismi işaret. Hada değil. Hadihi gelmiş. Müennes gelmiş yani. E, müfret müennes gelmiştir. Çünkü müşarun ileyhi ney? Gayrı akıl bir cemidir. Gayrı akıl bir cemidir. Gayrı akıl cemiler ne hükmünde? Müfret müennes hükmünde. Az önce şurada söylemiştik değil mi? Hadihi ismi işaret. El hayvanat kelimesi müşarun ileyhtir. Hadihi'den bedeldir. Hazi bu. Bundan bedel, bundan maksat yani hayvanlar demek oluyorum. Burada geçen hadi müptedadır. El hayvanat ondan bedeldir. Bu hayvanlara ne olmuş? Tusaidu yardım ediyorlar, yardım ederler. Saade yusaidu tusaidu muzarifi mufale babındandır. Saade faale. Faale yufaidu Saede yusaidu tusaidu tusaidu müfet ve müennes ve gâibedir. Evet, e, bu yani hiye burada faildir tabii. Tusaidu hiye. O hayvanlar yardım eder. Valide Halidin, Halidin babasıyla. Valid meful olur. Fiil fail meful. Yine müpteda için düşündüğümüzde tusaidu artı hiye bu defa hiye fail çünkü kalıp müennes müfret müennes de hiye fail olur. Haberdir burası. Haberimiz ya tusaidu artı hiye ya da tusaidu artı hiye artı varit. Değil mi? Fiil fail veya fiil fail meful şeklinde haberimiz mevcut. Haber cümle olarak nedir? Mahallen merfudur. Varit aynı zamanda muzaftır. Halidin muzafun ilehtir. Buradaki izafet terkibi yine lam manasındadır. Fi amelihi yani tusaidu yardım ediyor ne de fi amelihi işi hususunda fi harfi cerine tusaidu fiiline bağlıyorsun. Harfi cerlerin bir mutallaka ihtiyacı vardır. Zayet değillerse tabi. Yani ilişkili olduğu bir kelime vardır. Fiil, manayı fiil, şibi fiil. Bunlardan birisi mutallaktır. Burada bizzat fiil onun mutallakı. Yani direkt şöyle baksana. Fi ameli onun işinde. Onun işinde ne? Onun işinde yardımcı oluyor. Yardım ediyor. Tercüme bu şekilde olmalı. Dolayısıyla tusaidu ile fi arasında bağlantı vardır. Onu söylüyorum. Ta'melu amele ya'melu ta'melu fa'ale yaf'alu üçüncü kalıptan ta'melu çalışıyor demektir. Kim çalışıyor? Hiye o hayvanlar. Gizli zamir hiye burada fail olur. Tamörü muzari merfora farameti zamme. Başındaki ta muzaret harfi. Kendisinde gizli olarak bulunan hiye failidir. Niye hiye hü olsaydı? E, temmeli, müfret müennes bir e, fiildir. Fiil niye müfret müennes geliyor? Çünkü çalışan, yardım eden, varlık hayvanlar. idi. hayvanlar cemiydi. İyi de hayvanlarda zeka yoktu. Müfretme önlesi hükmündeydi. Bundan ötürü onunla alakalı getirilen kelimeler müfretme önlesi olarak gelmeye devam ediyorlar. Tamer hie, hie burada hayvanlar kelimesine raci. Ma'hu onunla birlikte yani ma'hu ma ne demek burada? Şu demektir. Hu zamiri burada direkt valid kelimesine racidir. Valid tamam mı? Ma'a demektir. Ma'a Validi Halidin Tam açılım bu şekilde olur. Ma'a validi halidin. Yani halidin babası ile beraber demektir. Ma'hu Ma ne demek? Validin babası ile beraber birlikte çalışıyorlar. inmiş bir neşadın olabildiğince gayretli bir şekilde. Burada bırakalım. Burada bir nokta var zaten. Bu noktada bırakmış olduk.